vicdanıyla karşı karşıya getiren eşsiz Rus draması. Mussorgsky'nin bitirdiği tek opera Boris Godunov. Bu operanın 1869'daki orijinal versiyonu Londra Kraliyet Opera Evi'nde ilk kez sahnelenecek. Gallerli ünlü bas bariton Birinter Fell bu operada başrolü canlandırarak bir ilke imza atıyor. Bir sanatçının doğru zamanda doğru rolü seçmesi gerçekten de çok önemli. Şu anda 50 yaşındayım ve farklı roller için farklı karakterlere bürünebileceğime inanıyorum. Bu opera tüm zamanların en önemli bas bariton rollerinden birine sahip. Gallerli sanatçı bu zorlu role hazırlanmak için yaklaşık bir yılını harcamış. Almanca, İtalyanca ve Fransızcayı bir şekilde halledebilirsiniz. Ancak Rusça çok zor. Benim için yeni bir dil. Covent Garden'daki orkestrada birçok Rus müzisyen bulunuyor. Ben de ikinci sıradaki kemancıların ve viyolacıların şefine bakıyorum. Onlar da bana göz kırpıyor ve bu rolümü onayladıklarını gösteriyorlar. Bu zorlu prodüksiyonun yönetmenliğini Richard Jones üstlenirken orkestranın başında ise enerjisi hiç bitmeyen Maestro Sir Antonio Pappano bulunuyor. Çok ilginç. Çünkü iki nota duyduğunuz andan itibaren bunun Rus operası olduğunu anlıyorsunuz. Çok farklı bir rengi var. Çift bas sesleri, cellolar. Mussorgsky gerçekten de Rus kültürünü yansıtan bir eser yazmış. Hiç şüphesiz bu gerçeği saklayamazsınız. Bu eserin doğasında Rus kültürü var. Arka fondaki derin sesler, düşük tondaki hoş melodiler, kesinlikle tok sesli sanatçılar için yazılmış. Bu opera 16. yüzyılda tahtın varisini öldüren Rus çarı Boris Godunov'un hayatından esinlenerek yazılmış. İçi tarihle dolu hikayenin kaynağı Pushkin'den geliyor. Aslında Boris'in genç Dimitri'yi öldürdüğünü tam olarak bilmiyoruz. Bunun gerçek mi değil mi olduğunu bilmesek de, sahnede birinin işkence gördüğünü, zihinsel olarak suçunun ağırlığı altında ezildiğini görmek gerçekten de çok ilginç bir deneyim. Bu psikolojik açıdan farklı karakterler, özellikle de ölüm sahnesine geldiğinde zirve yapıyor. Karanlık ve karmaşa her zaman onun aklında. İşte bu da Boris Godunov'u yükselten ve düşüren şey. Çocuğuyla yalnız başına olduğu zaman arkada çok güzel ve Ruslara özgü bir melodi var. Oğluna, işte senin sıran geldi, kendine iyi bak diyor.